Arkadaşlarımla muhabbet ediyorum. Bir sus ya. Ya sizi parayla mı veriyorlar ya? Şimdi bendeki sıkıntı şu. Ben 5 tane modül var arkadaşlar. 5 tane yapmanız lazım o 5 sene içinde. Ben o 5'inden 0 yaptım. Ben bu hataya düştüm. Siz düşmeyin diyor. Bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Devlet babadan bir yazı. Ehliyetin geçersizdir. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bu an o yaptığın işte parayı verip aldığın saniyede arkadaşlar dolandırıcılığa giriyor yani. Hataya ben düştüm, siz düşmeyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Yol Arkadaşın kanalına hoş geldiniz. Bugün yine başka bir tırla, daha doğrusu kamyonla yoldayım. Arkadaş krank olduğu için dispoyu bıraktım, tıra bindim. Yine başka bir pasaklı tırla beraberiz. Neyse ki arkadaşlar biraz hijyen konusunda değişikler ama herkesin hijyen konusu farklı demek ki. Hijyen görüsü farklı olabilir. Neyse bizim konumuz değil. Arkadaşlar size benim başımdan geçen şu anda yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Almanya'da ve Avrupa'da Almanya ve Avrupa'da yaşayan tır şoförü arkadaşların ayrıyetten bir 95 kodu alması lazım. Yani Schlüsselfirmen işledikleri yetini geçiriliyor. Orada o 95'e aldığına dair sonradan düşüyorlar. Tabii bunu almadan önce biliyorsunuz birkaç video önce de anlatmıştım. Sınava falan giriyorsunuz. Bir sınava tabi tutuluyorsunuz. İlk sefer geldiğinizde. Ondan sonra şu an benim 5 senem dolduğu için sınava girmeden size o sertifikayı veriyorlar ve onunla gidip yine ehliyetinizi yazdırıyorsunuz. Şimdi bendeki sıkıntı şu. Ben 5 tane modül var arkadaşlar. 5 tane yapmanız lazım o 5 sene içinde. Ben o 5'inden 0 yaptım. Yani bu demek oluyor ki ben 5 modulu da semineri de çok kısa dönemde yapmam lazım. Çünkü benim 2,5 ayım kaldı. 2,5 ay sonra artık yoksa kamyon ağır vasıta kullanamayacağım. Sınava girmeme gerek yok. Ama girdiğim seminerde, yani daha doğrusu o 5 sene içinde 35 saat ders gördüğüme dair bir bildiri vermem lazım onlara. Yani bir sertifika vermem lazım ki benim ehliyetime o 95'i yenilesinler. Şimdi ben de yapmadığım için bu 5 sene içinde hiç hepsini şimdi yapmam lazım. Bendeki şu anki sıkıntı da şu. Hafta içi yavar yapıyorlar. Yani haftanın 5 günü pazartesinden cumaya kadar gidiyorsun. 35 saatini dolduruyorsun. Sertifikanı veriyor. Sınava falan tabi tutulmuyorsun. Ben ikinci sefer girdiğim için. O ilk girdiğimde sınava tabi tutulmuştum. Ama bendeki sıkıntı şu. Hafta içi çalışıyorum. Tatil de almak istemiyorum bu olay için. Ve bunun bir de maddi yanıtı var. Zaten şirket bunu karşılıyor. Yaklaşık 500 euroluk bir ücreti var. Onu firma karşılıyor ama şimdi eğer ben bir de gidip bir hafta şimdi tatil alırsam kötü oluyor yani. Bu sefer yazın eksik olacak. O yüzden o işlerle uğraşıyorum şu an. Size önerim, benim yaptığım gibi yapmayın. Benim düştüğüm hataya düşmeyin arkadaşlar. Her sene gidin. Genelde cumartesi günleri de bunlar oluyor. Senede bir kere bir cumartesinizi ayırın. Gidin 7 saatlik dersinizi görün. Sertifikanızı alın. Ondan sonra onu her sene yapacaksınız. Yani ilk sene, ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci sene derken 5 sene sertifikan cebinde oluyor. Ondan sonra gidip gönül rahatlığında benim gibi strese girmeden ehliyetinize yazdırıyorsunuz. Ben bu hataya düştüm, siz düşmeyin diyor. Bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Normalde büyük şirketler bunu yapar aslında. Ama ben o zaman ilk ehliyeti aldığım dönemde kendi işim vardı. Ya sonra yaparız diyorduk. Yani şimdi yapmayalım, sonra yaparız. Çünkü benim için hep aynı yani. Hafta sonu da bazen çalışıyordum. Bazen olmuyordum. Olunca da hani çoluğumla zaman geçirmek istiyorum. Hafta içi çok çalışıyordum zaten. Ya yani sonra yaparız cem derken kuruna geldik arkadaşlar. Arkadaşlarımla muhabbet ediyorum. Bir sus ya. Ya sizi parayla mı veriyorlar ya? Yani ondan sonra ben böyle olaya düştüm, tufaya düştüm yani. Ve şimdi hepsini bir arada yapmam lazım. Ve bu gerçekten zaman alıyor arkadaşlar. Birkaç yerle görüştüm. Bir tane bir tanıdığım bir abim var, bir arkadaşım var. O da bunları yapıyor. O kazansın istiyorum. Bakalım onunla yapacağız hafta sonları. Cumartesi pazar yapacağız herhalde. 3 gün arka arkaya. 2 hafta sonra, 2,5 hafta sonra arka arkaya yapınca sonra sertifikanı verecek bana. Gideceğim, yazdıracağım. Ama
Ama siz böyle yapmayın. Siz gidin gerçekten her sene bir tanesini yapın. Yasal olarak da zaten yapıyorsunuz yani, hani şey değil. Atıyorum ben şimdi girdim ya. 5 senelik sertifikamı aldım mı? Bugün gideyim ehliyetimi yaptırayım. Hemen ertesi gün hafta sonu gidip o 5 senenin ilk senesi için bir sertifikamı alabilirim bile. Yani hani sana zaman koşma. Sana sadece diyor ki o 35 ders saatini 5 sene içinde alman lazım. İstersen hemen ilk senesinde 35 saat al, istersen benim gibi 2,5 ay kala, 3 ay kala al. Kimse ilgilendirmez. Ama insan böyle strese giriyor. O yüzden en mantıklısı, en düzgünü, gerçekten hataya ben düştüm, siz düşmeyin arkadaşlar. Bu ama tabii Türkiye'deki şoförler için geçerli değil. Çünkü Türkiye'deki şoförlük sistemi bilmiyorum arkadaşlar. 95 kodu var mı yok mu, var diye biliyorum. Bir iki kişi yazmış da yok. Bizde de 95 var gibisine. Onu bilmiyorum ama Avrupa'da yaşayan arkadaşlar, Avrupa ehliyeti olan arkadaşlar, o 95 işini benim gibi hafife almayın. Hemen yaptırın. Şimdi aranızda diyecek olanlar vardır. Ya onun parasını verip alanlar da var. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün şimdi. Parasını verip aldın diyelim, değil mi sen? O adam sırf sana mı yaptı öyle? O adam gelene gideni öyle yaptı. Arada birisiyle bir ters düşecek, bir şey olacak. 2 sene sonra, 3 sene sonra diyecek ki ya işte şu adam herkese sadece para karşılığında 35 saat dersi vermiyor. Sadece sertifikayı veriyor. İnsanlar gidip 95'i yazdırıyor. Bu sefer ne olacak? Devlet babadan bir yazı. Ehliyetin geçersizdir. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bu an o yaptığın işle gidip parayı verip aldığın saniyede arkadaşlar dolandırıcılığa giriyor yani. Sakın yani, gerçekten tavsiye etmiyorum böyle şeyler. Yapmayın. Gidin senede bir tane yaptıktan sonra 5 tane arka arkaya, yani her sene bir tane yaparsan günde 7 saat, yani atıyorum cumartesi günü 7 saati gittin, dersini çalıştın. Yani daha doğrusu seminerine gittikten sonra sıkıntı yok bence. O yüzden en mantıklısı, en düzgünü. Size öyle yapın derim. Neyse arkadaşlar, 95'ten çok konuştum. Şimdi normal klasik hayatımıza geri dönelim. Ben bu arada Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Bakın mesela bugün bir boşluğa gittim. Bir şantiyedeydim. Rezillik arkadaşlar ya. Şu kadar çamurdu ya. Kamyonla girdim. Ayaklarım, üstüm, başım bir görseniz var ya. Rezillik içinde böyle. Şantiyeye gittim. Hemen oradan Instagram'dan çak 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 storyleri paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan hemen gerçekten canlı yayın gibi bir şey oluyor yani. Story Instagram'ın kendi kamerasıyla, yani Instagram'ın kendi programıyla çektiğim anda tak yolluyorum. Yani saniyesinde hemen 3-5 saniye sonra benim gördüğüm görüntüyü siz de görüyorsunuz. Ama YouTube böyle değil arkadaşlar. Çekiyorsun, çay sonra mı, 5 ay sonra mı, 3 sene sonra mı? Tabii o kadar değil de. Genelde hafta sonunda atmaya çalışıyorum. O yüzden Instagram'da da takip edin arkadaşlar. Yol arkadaşın altire cep. Bulamıyorsun. Olmuş 200 bin euro'luk ev 500 bin euro.
Eskiden bir ev yaptıracaktım. 750 metrekare arsası vardı. Üstüne 200 metrekarelik bir ev dikecektim. O zaman ev için, yani evin toprağı tutması için benden 160 bin euro mu? 170 bin euro artı arsa bedeli falan. Yani 250 bin euroya geçmiyordu. 250 bin euroya sıfır ev yapıyorlardı arkadaşlar. Bundan 8 sene önceydi. Şimdi aynı evi, aynı arsayı almaya kalksan, aynı büyüklükte gibi arsayı, 750 metrekarelik bir arsayı ve o aynı 200 metrekarelik bir evi diktirmeye çalışsan, müstakil evi, en az arkadaşlar 600 bin euro. 600 belki 700 bin euroya bile yaptıramazsın bu devirde şu an. Ve bu normal değil arkadaşlar. Yani Almanya için gerçekten normal değil. Bakın Türkiye için ne yazık ki gerçekten normal şeyler. Bugün alıyorsun 3 liraya, yarın bir bakıyorsun 5 lira olmuş. Ertesi gün bakıyorsun 8 lira olmuş. Yani üzülerek söylüyorum, Türkiye'de yaşayan insanlar için, vatandaşlar için normal şeyler. Ama Almanya'da normal değil bu. Neyden kaynaklanıyor? Yurt dışından çok büyük göç var arkadaşlar. Bir. İkincisi, ev yetersiz. Ev yok yani. O yüzden her yerde ev yapılıyor. Her yerde yeni sanayi bölgeleri yapılıyor. Mesela o gittiğim yer. Tabii siz görmediniz. Instagram'dan bakanlar gördü. Ya komple yeni yaptılar arkadaşlar orayı. Komple yeni yaptılar. Düşün yani. Sıfırdan adamlar şey yaptılar oraya. Endüstri gibi yaptılar. Yetmediği için. Aynı sıkıntı Türkiye'de de var. Türkiye'de de biliyorsunuz İstanbul'da yetmiyor. Çünkü her yere İstanbul. Herkes İstanbul'a taşınıyor. Şu an Almanya'da da böyle bir sıkıntı olmaya başladı. Herkes gerçekten köylerden büyük şehre gelmeye kalkıyor. Ve yurt dışından da çok büyük göç alınca ev eksikliği oluyor. Daire yok, ev yok. Her şey katlandı, patlandı. Her şey katlandı ve koronanın da çok büyük etkisi var. Koronanın nasıl etkisi var? Ben mesela biliyorsunuz şu an nalbur işiyle uğraştığım için, yani uğraştım derken bu nalbur işinin kol sardığını düşünün arkadaşlar. Yani büyük çapta, bilmiyorum Türkçesini, nalburun büyük çapı ne oluyor? Neyse işte siz anladınız. Afiyet fal. İşte bu sektörde adamlarla konuşurken diyor ki Cem diyor, mesela bizim o CV profiller var. Hani şu odaları GK paletlerle, platinlarla böyle odayı kapatabiliyoruz. Atıyorum bir oda var, onu ortadan ikiye bölüyorsun. Onların profilleri var, CV profilleri. Adam diyor ki, Cem diyor, %300 zam gelmiş koronadan dolayı. Çünkü ham madde sıkıntısı var. Çinliler şu an bilmiyorum her şeyi alt üst ediyorlar arkadaşlar. Çoğu ham maddeler Çin'den geliyor. Almanya'da her şey üretiliyor ama ham madde olmayınca sıkıntı, yapamıyorsun. Çinliler de kota koymuşlar dünyaya. Aynısı kerestede, odunda da aynı. Eskiden mesela odun, ya Çin'den odun geliyormuş, düşünebiliyor musunuz ya? Çin'den ya. Kardeşim burası her yer yeşillik. Lan var ya, bu Almanlar adamlar işi biliyor. Hem ucuza alıyorlar oradan Çin'den, hem de kendi doğasını ellemiyorlar. Zeki adamlar. Boşu boşuna dünyanın dördüncü büyük gücü değiller yani ekonomi olarak. Her zaman sağlıklı kalıyorsunuz ve videomuzu
bozmuyorsunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz.